eski araba kanuncu amcalarımız. Gel Mehmet abi, sen de çek gel. Biz İstanbul'a gidiyoruz böyle bant olarak. Oto tamirhanesi. Eskiden çırpık tamir edirken bugün oto tamircisi, her türlü tamirat, her türlü imalat vesilelerde mevcut. Tabii tabii, her türlü sanatkar var vesileler. Ama körlenmiş adamlar. Evet. Körlenmiş adamlar. Saat Mustafa Ekmekçi. Mustafa Ekmekçi. Bu meşle nasıl atıldın? Baban mı tavsiye etti ya da herhangi bir komşu ya da bir arkadaşın mı tavsiye etti? Herhangi bir komşumuz falan değil de kendi şeyimiz olarak, merakımız olarak. Evet. Nasıl başladın? Mavinlik veya da böyle bir yerde çalıştın mı? Yok, herhangi yerde bir yerde çalışmadım. Kendi cesaretinle atıldın. Evet, evet. Peki. Bu iş seni tatmin ediyor mu? Şimdi Besin'deki bu ekonomik yapı seni tatmin ediyor mu? Rahatsızların oluşuyla. Kaç kişi var burada tamirci diyelim mesela? Tamirci olarak 10 kişinin üzerinde. Peki bu çok Besin için aslında. Ama şimdi Besin'e kanaatkar olduğu için ailemizde, yapımızda var bu. Evet. Ama idare ediyor. Evet. Şimdi aslında daha geniş konu. Bu dükkan size uyuyor mu? Dar. Da. Yani burada bir tamirci dükkanı olmadığı kanaatindeyiz. Evet. Gerçekten bir tamirhane evet, değil, burada bir evet, in. Evet, doğru. Burdini. Doğru, doğru. Değil mi? Doğru. Bir ambar. Ha. Tabii. Evet. Şimdi diyorum ki evet, bir 5 bin olarak bir fon kursak. Evet. Hani fon dediğimde şey vakıf. Evet. Besinler olarak. Evet. Kendi şeyimizi sermayemizi buraya aktarsak bir sanayi kuruluyor. Evet. Biliyorsun Kayardın'da. Evet. Şimdi daha ucuz, evet, daha geniş, daha rahat edecek evet, bir yatırıma. Kendi paramızla da yardım göster. Şimdi devlet de geliyor, ha gidiyor, bu 5-6 sene sürüyor. Birçok evet, denedi böyle. Evet. Ama biz katkıda bulunursak cesaretle bütün, evet, mesela 5 vilayette bunu biz sürdürüyoruz yani. Evet. Dayanışma. Evet. Besiller Bankası. Evet. Besiller Şirketi. Şirket ev yapacak, evet, dükkan yapacak. Evet. Hani her şeyiyle beraber Besile bir şirketi gelir getiren bir patron, gelir getiren bir müessese olacak yani şirket. Nasıl ki gidiyor orada burada bina alıyorlar, yapıyorlar hükümet binaları. Öyle Besile'nin şirketi. Nerede ev mi lazım Besile? 20 tane hemen yapsınlar. Antep'te mi lazım? Orada. Evet. Hani teşvik bakımında. Evet. Böyle bir şey olsa katkıda bulunur musunuz siz de? İmkanlarımız dahilinde olur. Evet. İmkanlarımız dahilinde. Evet. Peki, size aşağı şehirde lağabınıza kimler derler? Aşağı şehirde lağabınıza bunu sahneler derler. Evet. Sen bu aşağı şehrin yıkıldığını hatırlıyor musun? Valla çok az anımsıyım yani. Çok evet, az anımsıyım. Oradaki bir hamamı vardı. Evet. Bir camlar vardı. İşte oranın son şeklini yani. Evet. O şekilde. Peki sen yani duymuşsundur. Neden göçtüler bu Besinler buradan? Sen de böyle büyüklerden duymuşsundur. Evet. Niye göçtüler acaba? Göçü sebebi başta orası şehre uygun değil yani. Şehir yapısına olarak. Evet. Şehrin genişlemesine, büyümesine engel oluyor. Bir vadi içine kurulmuş bir şehir. Zamanla evet, nüfus artıyor. Evet. Bu bunu kaldırmıyor yani. Evet. Sanayiye cevap veremiyor. Evet. Yerleşme evet, mümkün olmuyor yani. Peki sana genç olarak sorsak. Nereye kurardın bu Besni'yi? Sana soruyor. Evet. Nereye kurardın? Sana desek ya hadi lan Besni'yi bu kur. Evet. Deselerdi nereye evet, kurardın? Hadi bak. Sana Besni kurun desek önce bunu bilir kişilere. Ha. Bilir kişilere yani tahsilli bilir kişilere. Bu işe ulaşan adamların tavsiyesi alınırdı. Kaymayacak. Yani 5-10 senede 50 senede yıkılmayacak şekilde şu an olarak bir kayardı kısmı vardı yani. Evet. Önceki. Evet. Yani bu zamanla saptırılmış. Evet. Saptırılmış. Şehrin ileri gelen adamlar bunlar. Evet. Saptırılmış. Adam iki tane besinde çat geçiyor yani. Evet. Çat olarak. Heh. Biri Gayardın evet, çatı çayırlığı. Bak. Bir evet, tanesi şehrin şu az yakınındaki şey yani. Evet. Çat camısının civarı. Heh. Adam, bu kuş oba çatı. Tabii. Heh. Adamlar gelmiş zamanla yani. Evet. Artık buralarda kendilerine göre uygun daha mı elverişliymiş, kendilerinin başka arazilerin varmış. Yani evet, şehrin
yıkımında şeyleri var, payları var yani. Tabii tabii. Yangış yönlendirmenin çok şeyi var. Kaya bir çatı diyeceğine efendim ya boş ver, burası da boş çat, ver. Orası tabii, da çat. Tabii. Haydi dedim, biz tabii. Buraya kaydırmışlar. Tabii öyle olmuş. Ha, şimdi sen de genç olarak bakıyorsun ki bu evet. Yanlış şimdi düzeldi. Allah evet. Doğrudan yana. Bak evet. Düşünen, dürüst, besle altının dürüstlüğüne bak. Evet. Kaya ardından yol geçti, görüyorsun aynı evet. Çattan. Buradan geçmedi. Evet, geçmedi. Demek ki bu insanların evet. Suçu kimdi? Neyimiz var eksikte bizi bu mağduriyet? Neden orayı buraya değiştirildi? Bak Allah bile, bak bu esas bu. Sizin gibi gençler şimdi diyorsunuz ki evet. Buraya çakılmış, kayardı şehir diye getirmiş buraya koydu. Evet. Yol da oradan geçti. Demek ki o günün kişileri evet. Buranın sağlam evet. Suyusu var. Evet. Uyusunu bunu suyunu içerdi, evet. Ağaç dikerdi, bahçeli evet. Evim. Aşağıda da güzel, kuyucağında da güzel sanayi çarşım. Evet. Hop, Bağdat şehre evet. Geçmiyor evet. Muydu? Evet. Arabana binerdin, gelirdin şimdi mesela evinde, bahçeli evinde, kuyunun evet. Suyunu yapardın. Bu millet dağılmazdı kolay. Evet. Heylan abi, her taraf heylan. Evet. Heylan veya altyapısı olmadığından, altyapısı evet. Böyle başıboş aldığı için evet. Kaymalar oluyor şehirde yani. Evet. Şimdi ikinci de bir, şöyle bir diyoruz ki, Beslilerin yani tanıtmak için Besli halkının dışarıda, ha dünyada da yani insanlar evet. Biliyorsun futbolla bu şey folklor evet. Başta gidiyor. Evet. Biz şimdi bir folklor kurmak istiyoruz. Evet. Bir de spor, Besli spor. Evet. Şimdi ben Besli sporu da çektim, acınacak halde. Evet. Sporu sever misin? Evet. Yani bu spor değil de yani böyle bir avuç açan bir müessese gibi gördüm ben. Evet, aslında bizim oldu. Şerefimizi evet. Bizim Beslilerin adını, Beslilerin hüviyetini taşıyor. Evet. Buna gerekli her türlü imkan yapmalı. Bunların imkanı ne? Bak orada adama maaş bakacaksın, güzel bir yer yapacaksın, yatacaksın, kalacaksın, evet. Morali düzgün olacak. Evet. Evet. Gittiği yerde futbol Beslileri söyleyecek, evet. Beslilerin adı duyulacak. Evet. Folklor böyle. Bak mesela Adıyamanlar gidiyor, Kanada'da şurada birinci oluyor. Devletin dünyaya gidiyor, 10. 15. kalıyor değil mi? Hiç kazanamıyor. Evet. Peki. Bu Adıyaman'dan çıkan adamı dünya kabul ediyor, birinci seçiyor da evet. Bizim devletin seçtiği otoritelerinin evet. TRT'nin gönderdiği adam niye kazandı? Demek ki aslına uygun. Evet. Müziğimiz zengin. Evet. Ama elinden tutan yok. Şimdi yeniden bir Besli'ye yapılaşmak istiyoruz. Bir folklor kurmak istiyoruz. Evet. Siz de maddi manevi katkıda bulunur musunuz? İmkanlarımız da halinde olacak. Tamam. Şimdi imkan deyince maddi büyük bir para tutmaz zaten. Evet. Kostüm şu bu. Bir de kişileri saz çalan olur, iyi söyleyen olur. Evet. Bunlar da bizim Besli'de bunlar biraz böyle eskiden aşağı görülürdü. Evet, bugün parlak bir sanat. Evet. Ha, evet. Değil mi? Evet. Kime seslenecek Besli halkına? Evet. Kimin gönlünü hoş edecek Besli halkına? Evet. Bak bir bayram kalamız vardı, bütün Besli'nin kökü sever adamı. Evet. Ama bir ipi vardı ama bugün evet. Bizim gelmiş geçmiş en sevilen kişilerden biridir. Maddiyeten değil Besli'nin. Evet. Kız senin mi? Kız benim mi? He. Hadi babayı yanına alıyor, sen de çık. Gel, hadi bak. Gel. Gel sana şey alak, film alak, gel. Ha. Televizyonda görebilecek miyiz ya amca bey? Hacı Bayram Güneş. Hacı Bayram Güneş. Evet. Bu mesleğe nasıl atıldın? Kısadan evvela şöyle soruyor. Lağabınızda kimler derler? Besin olarak. Kadın oğlu derler bana. Kadın oğlu. Evet. Obanız Kahta Mahallesi mi? Aşağı şey mahallesi. Meydan. Patron Meydan Mahallesi. Güzel. Peki şimdi bu mesleğe nasıl atıldın? Bu cesareti nereden buldun? Yoksa birisi tavsiye mi etti?
Mesela ufak, ilk okulu bitirdim. He. Babam ölmüştü, ben ufak çocuğuydum. Evet. Ben düşündüm, okula gidecek maddi durum yoktu. Evet. Param yoktu. Para olmadığı için ne yapmıştım ben? Benim burada dayım vardı, Berber Bekir Altın. Evet. Dedim yanıma Berber, dedi ki Berber'e gidiyor oğlum, gel seni otel içine koyar dedi. He. Gitti gelin Mevlüt Usta vardı, Mevlüt Doğan yaşıyor, Uşak'ta. Evet. Belki tanıyorsun. Biliyorum, biliyorum. Onun yanında çalıştık, ondan sonra Adıyaman'a gittim işte, Buraçat'tan sonra biraz Gölbaşı'na çalıştım. Asker'e gittik, geldik, Adıyaman'a gittik, Yesi'de çalıştık bir iki sene. Evet. Sonra geldik işte buraya işte ufak bir dükkan açtık, bir ortak bir adamla o da ayrıldı. Evet. Şimdi tek başım işte. Peki, şimdi tatmin ediyor mu? Aslında etmiyor. İşte karım da onunla çalışıyor yani, fazla bir şey artıramıyor yani. Çağımız çoğunan birisini de öğrenmiyor, başka bir şey yok. Peki, şu dükkanı görüyorum ben, burası bir dükkana benzemiyor aslında. Bu dükkanlar kimin? Dükkan belediyenin. Peki belediye böyle suvasız, sağlığa aykırı bir dükkanı nasıl, siz kaç lira kilo veriyorsunuz? Belediye dedik, şu anda 60 bin lira veriyor. 200 bin lira veren var yani, o şeyle karışık, devrediyor, evet. Fiyatlar artıyor. Evet. Böyle dedik, bu dükkanı şey yap dedik, biraz işte su var, badan et. Adam hala daha bize elektriği bile çekmeden bile teslim etmeyiz, zorla elektriği çektirdik. Evet. İşte bizim de gücümüz olmadığı için 500 bin milyon para veriyoruz işte, ancak bu kadar yapıyoruz yani. Peki işte biz diyoruz ki, şimdi aradığımız nokta şu, biz 5 yıl olarak çalışkan bir milletiz. Evet. Kendi kendimize sahip çıkmanın zamanı geldi. Geçiyor bile. Evet. Şimdi gerekse İstanbul'da olsun, Uşak'ta olsun, Adana'da olsun, Mersin'de olsun, Gaziantep, Besne. Şimdi özlemi duyan bir vatandaşımız buraya gelmesi için, yerleşmesi için, sanatını burada icra yapması için veyahut da bir fabrika kurabilmesi için buna bir kolaylık var. Her nerede olursa olsun bir destil olarak dayanışmanın devri başladı. Neden? Bir banka gibi bir vakıf kuralım, Besinler Vakfı. Şimdi bak senin bu dükkan, bu kirayı vere vere sen dükkan sahibi olsan daha iyi değil mi? Tabii canım, dedik biz, onu da dedik, önerdik. Dedik gelen arkadaşlar olarak bize belediye yardım etmiyor, devlet yardım etmiyor. Ha. Ne yapalım? Şimdi sen de zamlat olsak. Dedik gelin şey yapalım. Şimdi sen aramızda bir şey kurak, kuvvetli gibi bir şey kurak. Yani aramızda para toplayak, bir yer alak dedik. Sonra belediye dedik işte ben sanayi sitesi yapacağım dedik. Şu sanayi sitesi, yerini de aldı. Bu sene de oraya böyle şey ofis gitmiş, burada olmuş. Şimdi işte efendim, şu mezar taşı bunlar değil, ölü yok, mezar taşı çok. Evet. Biz böyle istemiyoruz. Evet. Biz diyor ki, biz kendimiz şu, nasıl ki vakıflar, ben, sen Garanti Bankası'nın kuruluşunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Evet. Bizim Karayollar ilk genel müdürümüz Dündar Koper, bu bankanın kurucusu. Şirket kurdu. Dozer aldı, makine aldı, kamyon aldı, taş çekti, maş çekti. Büyük bir sermayeyle sonra bankayı kurdular. Evet. Bugün Türkiye'nin her yerinde ağlar gibi örüldü. Biz de Besli olarak bütün Besli toprağının kaynağını, işini yapalım. Sanayi kuralım. Mesela diyelim ki Antep'te bir ihtiyaç var, gitsin oraya yapsın. Besli'de mi istiyor, yaşamak istiyor bir Besli'li? Burada mı çalışmak istiyor? Burada iş kuralım. Hemen ev mi lazım? Ev. Dükkan mı lazım? Dükkan. Yapsın. Şimdi bankalar artık bu işe el attı, faizin içinden bu vatandaş kalkınamaz. Evet. Sana misal vereyim. Hükümet evlerinde hiç şikayet eden oluyor mu? Herkes girdi, bir kilo hevedi yağını ödedi. Bir kilo hevedi yağı, o ev. Evet. Düşünebiliyor musun? 20 sene oturup kira gibi, kiradan da aşağı. Evet. Böyle olursa memlekette sanayi kalkınır. Yoksa böyle 200 bin lira kira, 300 bin lira kira, bunlardan bir yola çıkılmaz. Hani gerçek. Onun için sırt sırta vermenin zamanı geldi. Şimdi sırt sırta vermenin zamanı geldi de buna da şimdi mesela burada kaymakam olsun, belediye başkanı olsun, Adıyaman'da vali olsun, buna önderlik etmesi lazım. Burada dernek başkanları olsun, değil mi? Evet. Bunların halkın içine girip bunlarla beraber olması lazım. Yani halk kendi kendine bir yere gelemiyor. Gelir. Şimdi neden gelemiyoruz? Neden? Şimdi bankayı kururken valiye danışmadı. İş bankası kururken valiye danışmadı. Atatürk teşvik etti. Banka dedi, halkın yanında olsun, Ankara'nın tikenlerini çıldıran bina yaptılar. Tikenleri yıktılar, ona buna ileri gelen kişilere dağıttılar. İsmet Paşa gibi, onun gibi bu tikenlik bitsin, balçık yer düzensin, bir düzene girsin diye. O zaman 5 kağıda, 10 kağıda rahmetli İnönü öyle dedi. 10 kağıda almış, Rüzgarlı'da bir yeri vardı. Yarısını partiye bağışladı mesela. Yani biz de artık kayardına teşvikle, alalım, devlet yardım etsin de ama bizi böyle faizli yardım değil. Tabii tabii, çok uyuyorlar aslında. Az bir yardım. Yani bize verdiği paranın
bizde kullanılması için biz onun gelirleriyle geriden onlara iade etmek şartıyla. Böyle olur yani. Asıl bankanın kuruluşunda bu. Cesareti olana para, sanatı olana para vermeli. Yapmalı, aha dükkan, aha dergah, otur oğlum çalış, tıkır tıkır öde. Kira öder gibi öde, ev sahibi ol. Sanatkar gibi öde, ustanın yanında çalışır gibi çalış, makineyi mi öde? Ne sen yoksun kalırsın, ne de devlet tüm kapısına girersin. Sıkı sıkı borcunu öder. Sizin de kendilerinden o kırgızına bize sıra gelmiyor ki. Ha? Kırgızlar kendilerinden artırmıyor ki, biz de getirdi arasında bunu yap diye. İşte, ha. Şimdi biz biliyoruz ki şu 50 yılında ne kadar besiller, nereye gelmişiz, neler yapmışız, bu kurbeti, memleketi terk etmişiz. Kimisi dedi ki sırtına yatır doğrudan demiş, kimisi gider adam olmaz. Bugün besiller bunu ispatlamışız. Şehir çat diye kayardı çatını, buraya yanlış kurdu. Allah bizim o sözümüzü de doğruluğumuzu koydu, bak kayardığından yol geçti. Gördün mü? Şimdi abi, şimdi burada adamın ufak bir arazisi için, kendi çıkarı için, kendi menfaati için kutuyu oraya vuracağına buraya vuruyor. Heyelanın çekildiği besli olmuş. Zamanında bir belediye başkanı vardı, bizim Uslu. Memlekette su yok, ceylan yok. Buraya ceylan, millet her gün davulun ağzına burada dergâhla vardı. 100 sene, 200 sene. Bugün düşerse 50-60'a düşmüş. O da çarşamba duruma gelmiş. Neden bu? Şimdi ceylan var, su yok, yer yok. Adam yer yapacak, oraya gelecek. Yer yapacak, güç yok. Bize yardım ediyor, yardım eden yok. Nasıl edeceksin? Burada o zaman kurup buradasın işte. Mevlile karşısında. Evin ailesinde bugün çok adam şikayetçi. Burada mesela sigortam olduğu zaman mahallede tezgah vardı. Adam gidiyor şikayet ediyor kaymakama ki beni rahatsız ediyor bu milleti. Adam ne yapsın? Ekmek kapısı mecbur çalıştıracak. Ne yapsın? Para kazanmak için efendim rahatsız oluyormuş. Hayır, doğru. O vatandaş rahatsız oluyorsa siz de diyeydin, gidin devlete deyin ki bu adamlar bir sanayi kuralım desinler. Ben cesaretleri varsa şikayeti devlete getirer, yapsınlar. Bize yer gösterdiler. Ha. Gidek, bizi oraya su götür, bir de ceylan götür. Biz kendimiz dükkana kendimiz yaparız dediler. Ha. Bizim buna gücümüz var dediler. Yapmadı, önderi gitmediler. Ha, kendi yapmıyor. Kendine gidemiyor adamlar. Ha. Tek başına bugün yeri oraya gitmesi için ceylan lazım, suyu lazım değil mi? Tabii. Kayardına şimdi ben tek başıma gitsem nişerim orada. Hiç. Su olmazsa, ceylan olmazsa. Ha. Hamama deli gelmiş gibi. Olmazsa, hamama nişerim ben oradan tek başıma. Ha. Sana soruyorum ben adama. Hadi git. Doğrusun. Önce bir kere altyapı olması lazım ki değil mi? Altyapı olacak, kendi yapacak. Ondan sonra bana diyecek gel buraya karışma, sana gel. Şimdi sanayi sitesinin yeri alındı. Mesela 260 dönüm yer alındı. Diyor kardeş, siz yapmıyorsanız burayı istimlak ettiniz. Herkese bir yer gösterin. Kendi gücüyle bir yer yapsın. Bunu da yapıyor. Ha, planımızı verin, biz yapalım. Ya, plan verin. Şu şekilde yapacağını de onu da yapar. Pirketten ne, karşıdan yapacağı, nasıl yapacağı onu da yaptırmıyor. Ha. Cepte yapmıyor. Şimdi söz değil de cepte. Ben şimdi Besli'de kitap yazmışlar. Bilmem ne Besli'nin kitabını yazmış. Bu kitap seni bağlıyor mu? Böyle soruyor mu? Kimin nesi, kimin fesi? Derdinden anlıyor mu? Besli'nin kimsesi görmedim o kitapta. Ha. Biz kendi davamıza sırt çevirmeyelim efendim. Bu artık sırt sırta vermenin zamanı geldi. Dünya böyle yani. Geçiyor, dünya milletleri geçiyor. Bak birleşiyorlar, Saddam'a haksızlara karşı direniyorlar. Evet. Haksız devletleri diyorlar, sen haksızsın. Değil mi? Evet. Ha. Biz de sanayide artık çalışana ben bu işi yaparım diyene sermaye vermek gerekiyor. Yoksa el at, buraya gel, şuraya git, bu oyalamalar artık son. Dediğim gibi biraz da kendi yöntemimizden olursa, hiç değilse dediğim gibi bu fonla gösterdikleri yere biz dükkanı kendimiz yapalım. Ya ben şunu dedim, gelin her arkadaş dedim, birleşe gül güç olarak, herkes 10 bin lira versin, ha. 10 bin lira versin, gül güçü ne eder? Bir milyon mu diyor? Ha. Dedim ben bunu 3-4 sene önce getirdim bu öneriyi. Dedim 1 milyon bu sene, bugün bunu dedim bankada mesela bir türlü arış veriş yapar, şu yaparsın, bir bakarsın 3 sene 5 sene sonra olmuş mal 100 milyon. Ha. Öyle değil mi? Tabii. Dedim bu 100 milyondan her şeyi yapabilirdik biz. Tabii. Bir gücü katar. 10 kişiye diyor, 10 kişi her diyor, 11'e ben diyor ben yapamam bu işte diyor. Neden? Ha. Adam güven duymuyor bir araya. İşte güven neden duymuyor? Yalanlardan bıkmış bu millet. Yalandan bıkmış. Tabii canım, olmuş. Yalan işimi gücüm işte bu dediğim gibi. Güven şimdi, duymuyor şimdi. Güven. Şimdi işte güven vermek için her yerde sırt sırta verdiğimiz zaman bugün bu bankada bir sermaye olacak. Hepimizin sermayesi olacak. Sigortalı bir sermaye. Yani ben bunu önerdiğim şey de gerçek kuvvetini taşıyacak. Yani onun bunun azıları tabii, değil. Tabii, banka gibi. Tabii. Ha.
Nerede? Neyse, kontrolünü yapacak, mühendisi gelecek, tamam diyecek. Bu adamı acil 10 TL ev yapacağız filana filana. Evet. Çünkü yanında çok kalabalık çalışanı, çok işçi çalıştığına öncelik tanınacak. Senin sisteme evet. göre. Ki memleketin hem bu iş sahasını güzel açsın, güvenini sanatçılara bir güven sağlasın. Güveni olmayan bir memlekette sanayi yerleşmez. Kim derse yalan. Ya aynısını yapıldı ya, bunu dergahçiler için zamanında yapıldı, kobeti kuruldu, başka makine Avrupa'dan gelecekti. He. Sonra o gün hükmünde kaç lira para verirsen 5000 lira verecek, 5000 lira kortası, 100 bin verecek, 100 bin kortası. Bu iş yapılacak yani, her şey bittiydi. Sonra aranda bir şey işte, baktı ki millet gitti. Şimdi bu sefer o millet bire güven ama o zaman yatırı şimdi yapılar diyorlar. Zaafa uğratıldı. Tabii canım. Evet, destek olmazsa olmuyor bunlar tabii. yani. Laf falan olmuyor. Yönetim vurulacak, teşkilat olacak, birbirine evet. saygın olacak. Tabii. Ondan sonra yer gösteren olacak. Peki şimdi sana sorsalardı. Nesliği nereye kurardın? Nesliği kurardım, kayardım da kurardım. Veya derdi kayar, buraya kayar da en iyisi kayar dedi. Evet. Geniş, her yönden geniş. Evet. Her yönden suyu muyu elverişli. Tabii. Suya daha yakındı. Kuyu suyu içiyorduk orada buz gibi. Tabii canım, orada kuyu suyu var. Değirmen çayı daha yakındı. Tabii. Heyran bölgesi değildi. Oynak evet. değildi. Ondan sonra yerleşim günü daha güzel olurdu. Daha her yönden iyiydi. Tabii. Ama getirmişler buraya ağaların beylerin için bir iki arazisi para etmez için. Evet. Getirmişler buraya çatlayın, buraya yağmur kurmuşlar işte.